Altın Skor Spor haberlerine hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce sizce Trabzonspor ligi kaçıncı sırada bitirir? Çaykur Rizespor'un Süper Lig'deki kötü gidişi sürüyor. Stepan Thomas'ın gönderilmesinin ardından göreve getirilen Semih Udica da kötü gidişatı durduramadı. Rumen teknik adam takımın başında görev aldığı 7 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. Çaykur Rizespor'un Sumu Udica konusunda kararını verdi ve yollarını ayırma kararı aldı. Sumu Udica sonrası ilk teklifin Okan Buruk'a gideceği öğrenildi. 2018-2019 sezonunda Çaykur Rizespor'u çalıştıran Okan Buruk takımı küme düşme potasından almış ve ligi 11. sırada tamamlamıştı. Trabzonspor Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı Semedo ve Bakasetas'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Kasımpaşa'nın golünü penaltıdan Yusuf Erdoğan kaydetti. Trabzonspor bu sonuçla ligdeki puanını 51'e yükseltirken Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı. Alanyaspor'dan Bakasetas'ı transfer eden Trabzonspor Akdeniz ekibinden 2 oyuncuyu da renklerine katmak için kollarını sıvadı. Trabzonspor'un oyuncuyu sezon sonunda resmi olarak açıklaması bekleniyor. 2013'te Kartalspor'dan Alanyaspor'a transfer olan Efecan Karaca istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekti. 5 kez milli takım formasını giyen 31 yaşındaki oyuncu bu sezon ise 20 lig maçına çıktı. Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destan oldu. Özellikle Olympique Lyon'un istediği iddiaları gündeme gelirken yeni sezonda kalede sıkıntı yaşamak istemeyen siyah beyazların da yeniden Stanislav Kristiuk için devreye girdiği belirtildi. Eurostavka'nın haberine göre Beşiktaş 2020-2021 sezonu sonunda Kristiuk'u bonservissiz olarak kadrosuna katabilir. Belenem ses ile 1 yıllık sözleşme imzalayan oyuncu sezon sonunda serbest kalacak. Kristiuk'un Rusya'ya dönmeyi düşünmediği ve Beşiktaş'ın dışında kendisiyle Alanyaspor'un da ilgilendiği belirtilmekte. Attığı klas golle takımına kritik bir 3 puan kazandıran 38 yaşındaki futbolcu bu sezon 24 mücadelede 4 gol ve 4 asiste ulaştı. Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 38 yaşındaki ön libero kariyerine 1 yıl daha devam etmeyi planlıyor. Bu konuda yönetimle yaptığı görüşmede düşüncelerini paylaşan başarılı futbolcuya siyah beyazlı idarecilerden de olumlu yanıt geldi. Kara Kartal'daki kariyerinde toplamda 228 müsabakaya çıkan Atiba 22 gol ve 22 asistle oynadı. Kaptan bu ay içerisinde yapılması beklenen anlaşmaya 2021-2022 sezonunda da Beşiktaş'la yoluna devam edecek. Yeni Malatyaspor'la oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan Vicent Aboubakar, Atiba'nın golünün asistini yapan isim olmuştu. Kamerunlu futbolcu 85'te oyundan alınınca teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki göstermişti. Mücadele sonrasında Sergen Yalçın'la bir araya gelen başarılı futbolcunun hocasından özür dilediği bildirildi. Deneyimli hocanın da öğrencisinin özrünü kabul ettiği öğrenildi. Galatasaray'da Ankara Gücü maçının tepkileri devam ediyor. Maç sonu Fatih Terim, Arda Turan, Yusuf Günay, Abdurrahim Albayrak ve Başkan Mustafa Cengiz maçın hakemi Halil Umut Meral ile VAR hakemi Cüneyt Çakır'a sert eleştirilerde bulunmuştu. Özellikle Mustafa Muhammed'in direkt gördüğü kırmızı kart tepkilere neden olmuştu. Sarı kırmızılı ekipten flash bir hamle geldi. Galatasaray Kulübü Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Erzurumspor maçında, Radamel Falcao ve 28. haftada oynanan Ankara Gücü maçında Muhammed'in kırmızı kart gördüğü pozisyonları resmi Twitter hesabından paylaştı. Detay ise iki pozisyonda da yer alan İbrahim Akdağ oldu. Paylaşılan gönderiye aynı futbolcu, aynı aldatma, adalet var mı? Notu düşüldü. Galatasaraylı futbolcu Omar El Abdaliu sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek topla yaptığı çalışmalardan video paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Omar, kendimi çok daha iyi hissediyorum ve her şey doğru yönde ilerliyor. Topla yeniden çalışabildiğim için çok mutluyum. Bununla birlikte benim için hala uzun bir yol olduğu söyleniyor. Daha güçlü ve daha iyi geri dönmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Dualarınız ve mesajlarınız benim için çok şey ifade ediyor. İfadelerini kullandı. Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları şimdiden başlamış gibi görünüyor. 2019 yazında Monaco'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Radamel Falcao ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sarı Kırmızılıların Kolombiyalı santrafordan doğacak boşluğu bir başka deneyimli isimle doldurmayı planladığı iddia edildi.
İtalyanların ünlü spor gazetelerinden Tutto Sport okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Cimbom'un Serie A ekiplerinden Torino'da top koşturan Simone Zaza'yı renklerine bağlamak istediği öğreni sürüldü. Mevcut sözleşmesi 2023 Haziran'da sona erecek olan 29 yaşındaki golcü için ligin bitmesinin beklendiği kaydedildi. Bu sezon 16 maçta 4 kez rakip filelleri havalandıran Zaza, kariyerinde Sampdoria, Juventus, West Ham United ve Valencia formaları da giymişti. Peki sizce Simone Zaza Galatasaray forması giyer mi? Süper Lig'de 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe 12. dakikada Antalyaspor'un golüne Edner Valencia'nın bireysel çabalarıyla 83'te attığı harika gol ile cevap verdi. Uzatma dakikalarında Pelkas'ın yerde kaldığı pozisyonda verilen penaltı ise elle oynama nedeniyle VAR'dan döndü. Kanarya'dası ise son dakikalarda kaçırdığı gollerle saç baş yoldurdu. Podolski 90+7'de boş kaleye kaçırdı. Maç bitiminde Boffin de direkt kırmızı kart gördü ve maç 1-1 sona ererken Fenerbahçe bir fırsatı daha tepmiş oldu. Fenerbahçe bu sezon deplasmanda aldığı sonuçlarla kulüp tarihinin en iyi deplasman performanslarından birini sergilerken Kadıköy'de ise tarihinin en kötü performanslarından birini ortaya koydu. Bu sezon 13 deplasmandan 10 galibiyet ve 2 beraberlikle 32 puan toplarken Kadıköy'de ise sadece 14 maçta 5 kez yenildi ve 23 puanda kaldı. Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku yaşanıyor. Mücadelenin 65. dakikasında Antalyasporlu Freddy ile girdiği ikili mücadele sonrası yaşadığı sakatlık nedeniyle kenara gelen yıldız futbolcu sahayı sedye ile terk etti. Ayak bileği döndüğü öğrenilen Mesut'un yerine İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu. Tecrübeli oyuncunun son durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak. Devre arasında Arsenal'dan Fenerbahçe'ye gelen ve ara transfer döneminin en flash ismi olan Mesut, sarı lacivertli formayla ligde ve kupada 7 maça çıktı. İstanbul'da kar yağışı sonrası birçok stadın zemini tartışma konusu olmuştu. Türk Telekom stadı ve Fenerbahçe'nin Ülker stadının zemineri adeta futbol oynanamaz hale gelmişti. Göztepe sahasında 1-0 yenilen Fenerbahçe'nin stad zemini patates tarlasına benzetilmişti. Sarı lacivertli kulüp resmi internet sitesinden Antalyaspor maçı öncesinde Ülker stadının zemininin fotoğraflarını paylaştı. Zeminin kısa sürede muhteşem hale geldiği gözlendi. Göztepe maçına göre büyük değişim gözlerden kaçmadı. Fenerbahçe'de forma giyen Diego Perotti, Ocak ayında dizinden ameliyat oldu. Arjantinli futbolcu sakatlığı hakkında çıkan haberlere yanıt verdi. Perotti, yaşım gereğince ameliyat olmam gereken bir sakatlığım oldu. Sakatlığıma ilişkin yalanlar söylendi. Kariyerime devam etmem için zamanım var ve tekrar sahalara döneceğim ifadelerini kullandı. Peki sizce Diego Perotti gerçekten bir daha yeşil sahalara döner mi?